Selam arkadaşlar. Bugün sen anlat bence. Evet, ben anlatmalıyım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki otele gelmiştik. Zeynep'le tanışmamız. Evet. Onu arkadaşlar başlayalım. Anne. Efendim kızım. Böyle çay saati tamam güzel de biz çay saatinde hep birbirimize bir şey anlatıyorduk. Ne anlatabiliriz ki kızım sana? Evet. Bu arada kışlar niye sesin böyle diyeceksin. Birazcık hastayım. Ne anlatabiliriz ki? Mesela. Sizi nasıl tanıştınız? Nasıl anlatabiliriz ki anneciğim? Anlatın. Tamam çocuk. Tamam, anlatıyoruz. 2017 idi. Biz ise babanızla yurda yerleşmiştik. Yurt ne anne? Yurt kızım, evi uzakta olan öğrenciler orada kalıyor. Kızım, ben annenle konuşmaya çalışıyorum. Yüzüme bile bakmıyordu. Merhaba. Konuşsana. Neyse ya. Ondan sonra ben halanına annenin ne kadar gıcık olduğunu söyledim. Sen kızımın halasına şey mi dedin? Benim gıcık olduğumu mu söyledin? Evet. Sen onu da o zaman tanımıyordun ki. Yani kavga etmeyin, hadi anlatın. Tamam. Ondan sonra akşam olmuştu. Anne yatağında yattıktan sonra ben de yattım. Ben de bir iyilik olsun diye bir iyi geceler diyeyim. İyi geceler. Sus! Sonra öyle bir kavga ettik ki. Benimle doğru konuş. Asıl sen benimle doğru konuş. Var ya. Yat ya. Uyuyorum, sessiz ol. Hiç kibarlık öğretmemişler ya. Sabah olmuştu. Babanız erkenden kalkmıştı. Ve derse hazırlanıyordu. Ondan sonra ben de kalktım. Ve ben de derse hazırlanıyordum. Günaydın. Yani ismini bilmediğim kız, günaydın. Şuna bak ya, kızla konuşmaya çalışıyorum, konuşmuyor da. Sonra babanız da çantasını yerleştirmeye başlamıştı. Hazırlanınca sınıfa gittik. Birazcık uzak durur musun? Asıl sen benden uzak dur. Sinirimi bozma, tamam mı? Of ya. Ben seninle niye aynı okula düştüm? Niye aynı odaya düştüm? Niye? Günahım neydi benim?
geldim. Kayar mı? Sonrası benim sıram. Geç. Evet çocuklar, derse hemen başlayalım. Dizi kitaplarımızı çıkarttık. Biz kitaplarımızı çıkarttıktan sonra arkasından babam kitabını çıkarttı. Ben elime bir tane kedili kalem aldım ve yazmaya başladım. Evet çocuklar, bugün sınav var. Matematik sorusuyla başlıyoruz. Ben sınav olduğunda çok heyecanlanmıştım. Evet, bu soruyu kim çözer? Hocam ben çözerim. Ne yaptın? Yazıyı sildin kızım. Öğretmenim, boş ver sesi. Yazdım öğretmenim. Aferin kızım. Öğretmen bana hep bana kızım derdi. Anlamamıştım. Sıradaki gelsin. Şöyle şuradaki soruyu da yazalım. Evet. On artı kaç? 2. Ben yastıkta 20 yaptım. 12. Söylemek dolmuyor, yazacaksın. Evet geç. Zil çal çocuklar. Aferin, bir de ben çözebilir miyim? Çöz çocuğum. 5-5'e. Pide çekiyorum. 5-5. Evet. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. Evet. Ben hızlıca yazayım. 4 eksi şöyle eksi. Bak o şey oldu. Eksi 4'e. 0. Zil çaldı. Hadi çıkalım. Türk gazetesi çıkart. Ya, hocam ya ben ders çalışıyorum, ben çıkmayacağım. Tamam, sonra derse devam edeceğiz. Kız aslında bana bakarsan. Heh, ne oldu, baktım. Bana bakarsan aslında seversin ha. Ne oldu? Hadi gel dışarıya çıkalım. Ben sana çıkmam ya. Asansöre binmiştik çocuklar. Geldiğimizde ben bir yere oturdum, o da bir yere oturdu. Ben çok yaklaşmamaya çalıştım, o yaklaşıyordu. Ben de gittim. Çocuk kızım. Bir şeyler baktım kafeden ama yoktu. O sırada kızım babası bana gül getirdi. Buraya geldi. İnşallah tableti evde koydum, kaç. Oo, çok güzel. Kim koyduysa ona çıkmak istiyorum. Ben koydum. Ha? Evet ben koydum. Buralarda çık yok ki, sen de sık buldun.
Hep biz seninle küsüz. Arada 2 gün geçti. Her zamanki gibi şaşkın değildik. Bir gün beraber kahve içmeye gittik. O sıra artık babanızı sevdiğim için tüm duygularımı onunla paylaşıyordum. Alın kaç TL? 38 TL. O kadar da pahalı değil mi canım? Al. Teşekkürler. Kalp şekli var üstünde. Evet. Öyle sohbete dalmıştık ki akşam olmuştu. Akşam olmuş. Bu arada artık aynı sınıfa gittiğimize göre tanışalım. Kerem. Zeynep. Tanıştığıma memnun oldum Zeynep. Işıkları niye kapattın? Kapattım kızım. Peki ya soru soracağım anne. Anne ya da baba. Sevdiğinizi ağzınıza ya da bir yerden kaçtı mı? Kızım. Anneciğim ben bir rezil olmuştum. Anne kaçırdı mı yoksa bu ağzından sevdiğini? Evet. Anlat. Anlatıyorum. Arkadaşlarla oturuyorduk. Oyun ne kadar zordu ya. Evet ya. Kerem çok güzel geçiyor. Evet çok güzel geçiyor. Kanka sen zeki öğrencisi. Nasıl o kopya hazırlayıp yapabiliyorsun? Ben yaparım. Birisi bir tweet paylaşmış. Ne diyor? Bir kişiyi seviyorsanız ona tüm esprilerle yürüyorsunuz. Bizim okuldan birisi mi? Evet. İyi de ben o zaman ne Kerem'in yaptığı bütün esprilere gülmüyorum. Ne dedin? Allah! Ne yaptım? Allah! Ne yaptım bana? Ondan sonra kızım arar kaçtı. Kerem var ya bu kız senden hoşlanıyor. Bilmiyorum ki arkadaşız. Zeynep. Bırakır mısın? Uyuyabilir miyim? Tamam. Dur babanız da gelip uyudu. Peki baba sen nasıl ağzından kaçırdın? Annemi sevdiğini. Şöyle olmuştu. Bir gece ikimiz de uyanıktık ve sınava hazırlanıyorduk. Ben annemle mesajlaşıyordum. Ben de kendi bilgisayarımda annemle mesajlaşıyordum. Sonra bilgisayarı şarjı bitmişti. Kerem, efendim. Ya benim bilgisayarım şarjı bitti de annem de yüzüne kapatılmasından hiç hoşlanmaz. Ama ben zaten şey yapacaktım. Tuvalete gidecektim. Tamam o zaman sen şey yapana kadar ben anneme bilgisayardan mesaj yazarım. Telefondan da olur aslında. Tamam. İstediğinden yaz. Ben tuvalete gireyim. Tamam şuradan. Bilgisayar kullanmayı daha iyi bildiğim için. Ya da telefondan yazayım. Bir dakika. Bu tekrar resminde ben varım. Ne alakayım ki ben? Allah Allah. Neyse ben. Ne kadar kaliteliymiş. Resmi de çok pahalı bu. Çocuğu telefonda karıştırmak için almadım.
Şurada hemen WhatsApp'a. Bu benim numaram. Evet, bu benim numaram. Beni aşk kadın diye kaydetmiş. Beni aşk kadın diye kaydetmiş. Ya kim de beni? Kerem de beni seviyor. Kerem de beni seviyor. Neyse. Hemen şöyle WhatsApp'a da anneme yazalım. Tamamdır, gönder. Geldim. Ne kadar buldum. Ekran resimde vardı. Başka da ne gördüm. Bir şey mi oldu Kerem? Yok, bir şey olmadı. Ya ne kadar şapşalım ya. Sonra çocuklar. Ondan sonra mezun olmuştuk. Çok mutluyum Kerem. 4 yılı tamamen senle geçirdim. Mezun olduk. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ne kadar mutluyum. Oley oley. Sonra beraber. Beraber restorana gitmiştik. Mezun olduk. 4 yılı seninle geçirdim. Ama ya bir daha seni göremezsem? Ne diyorsun? Zeynep, ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Orada başka bir ülkeye gideceğim, Amerika'ya. Ya yollarımı sonsuza denk getirirse? Birbirimizi hiç bırakmayalım Zeynep. Nasıl yapacağız? Benimle evlenir misin? Evet. Evet, taşınma hikayemiz böyleydi. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yorum yapmayı, paylaşmayı, her şeyi unutmayın. Sizi çok ama çok